kere günün önemli gelişmesi iki tane var. Bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde bu üfe geldi. Üretici fiyatları endeks enflasyonu yüksek geldi. Yüksek gelmesi de biraz moralleri bozdu önce. Fakat aslında olay olumlu. Neden? Çünkü geçmiş aya yani Mart ayına yönelik revizyon da yaptılar ve Mart ayının enflasyonu Eksi çıktı artı yerine üfede. Ve o eksi çıkınca tabii bu ayın enflasyonu ile gelecek geç, geçmiş ayın enflasyonu arasındaki fark açıldı bir anda. O yüzden böyle aylık veri yüksek geldi. Ama yıllığa baktığımızda şurada bakın güzel verileri aslında veriyor. Bakın aylıkta beklenti 0.3'tü. Gerçekleşen 0.5 oldu. Bir böyle bir korktuk. Çekirdek PPI dediğimiz gıda ve enerjinin dışında bırakıldığında da yine 0.5 geldi. Yine korktuk. Fakat aslında işte bu geçmiş ayın Mart'ın revizyonu hesabı gidince şeyde, PPI'de her efe tut tutturmuş olduk. Yıllıkta %2.2 olmuş oldu yani şu artışa rağmen. Niye? Çünkü Mart geriledi. Gıda ve enerji dışında bırakıldığında ise %2.4 oldu. Yani burada Fed'i korkutacak bir şey haber gelmedi. Ve bir kısım maliyetlerde özellikle Fed'in önem verdiği maliyetlerde de düşüş oldu veya enflasyonun hedeflendiğine gibi gitti daha işaretler var. Unutmayın. Önce üfe geliyor. Yarın üfe gelecek. Üfedeki enflasyon bir iki ay sonra tüfeğe yansıyor. Çünkü nedir üfe enflasyonu? Üreticilerin satın aldıkları malların hizmetlerin maliyeti o. Onun üzerine tabii bir kar marjı koymaya çalışıyorlar ve önümüzdeki ayları satıyorlar. İşte e, tabii sektörden sektöre envanter süresi değişmekle beraber 15 gün, 1 ay, 2 ay diyelim. Buradaki maliyet değişimleri envantere ve oradan da ve 1-2 ay içerisinde yansıyor. Bu üfenin düşük olmasının faydalarını gelecek ay alacağız. Fakat esas güzeli Mart ayı üfesinin düşürülmüş olması yani oradaki düşük maliyet ürünlerin avantajını yarın gelecek TÜFE'de biraz görüyor olacağız manşet enflasyonu. İşte FED e, şey piyasa bunu sevdi. Yani ilk sevdikleri haber bu oldu. Dediler ki evet üfe yüksek yüksek gibi ama Mart düşüşü her şeyi değiştiriyor. Çünkü bir yandan bu ayın yükselişini anlamsız kılıyor. İkincisi de tüfenin bu ay daha iyi gelmesi ihtimali artırıyor. Çünkü geçen aydan üretici sattığı fiyatlarda maliyet avantajları var. Bu arada şunu da söylemekte fayda var. Şöyle bir 3-4 ay öncesine kadar Amerika'da tüfe, üfenin hep üstünde gidiyordu. Yani üreticiler maliyetlerin üzerinde fiyatlar koyup mal satıyorlardı. Keşke Türkiye'de de böyle veri olsa da baksam maalesef Türkiye verisi pek hakim değilim. Hani hep diyoruz ya işte ya fırsatçı esnaf da var falan Amerika'da da var bu. Yani enflasyonu bahane ettiler ve kendi maliyetten artışından daha fazla maliyet artışını kendi sattıkları ürünlere bildirdiler. Böylece tüfeğiyle üfenin arası açılmıştı. Şimdi o yavaş yavaş kapanmaya başladı. Çünkü artık yapamıyorlar. Çünkü tüketicinin gücü gerçekten kırılıyor Amerika'da. Bununla ilgili birkaç veri seti var. Biraz üzerinden gideceğiz. Bundan dolayı da yüksek fiyata mal satamaz hale geldiler. Ama her şekilde üfe maliyetlerin artmaması avantajlı. Zaten pek de beklemiyordum üfede kötü bir sürpriz. Niye? E çünkü üfeyi belirleyen ana konusu unsurlar olan emtia fiyatlarında bir artış yok. Yani bir bakırda galiba biraz artış var. Biraz platin de var. Yani belli ürünlerde var. Mesela platindeki artışın sebebi bu aralar etikli otomobiller yerine fosil yakıtlara doğru tekrar dönüş var. Fosillerde platin kullanımı fazla. Bir de paladyumun yerine platin kullanılıyor. O yüzden platine talep biraz artmış durumda. Hani böyle lokal olarak bazı emtialar artış var ama toplam MTA'ya baktığınız zaman Mart ayı ile Nisan ayı ile sakin geçti. E bu zaten üfenin maliyet kalemlerinden bir tanesi. İkinci önemli maliyet kalemi de ithalatlar. E Çin'den ithalatlarda ciddi avantajlar yakaladılar bu dönemde de. Şimdi gerçi o değişiyor bu Biden'ın bugün söyledikleriyle. E çünkü Biden çok önemli yeni tarifeleri, gümrük tarifelerini artırıyor ve Çin'den ithalatın mezununu kapatmaya çalışıyor. O tabii maliyetleri artırıcı bir faktör. Biraz da siyaseten yapıyor onu işte. İçerideki üretici desteklemeye çalışıyor Amerika ve diyor ki işte Çin'in know-how çalan, patent çalan, aşırı dumping, devlet desteğiyle dumping yapan şirketlerin kapılarımızı kapatmak istiyoruz diyor. Yani hikaye. Yani biraz bu. Bu belki önümüzdeki aylarda maliyetten hafif eklemeler yapabilir ama Mart-Nisan'da avantajımız olduğu kesin. Şimdi bu çerçevede baktığımızda yarın enflasyonu nasıl bekliyoruz? Manşet ev, şeyde çekilecek enflasyonda aylık 0.3, yıllık 3.6 gelir diyor. Ben böyle geleceğini düşünüyorum. Yani burada pek sapma beklemiyorum. Küsüratlarda sapmalar olabilir. Küsurattaki sapmadan mesela bu %3 yerine %2'ye kadar gider mi? Gitmez diye tahmin ediyorum. Yani 3 civarı geleceğini düşünüyorum. i̇yi. Hedeflerimize geldiği sürece sorun yok. Çünkü bugün bize bunu Trump da teyit etti. Hedefinde geldiği sürece sorun yok Şimdi i̇şte Trump konuşmasına geleceğiz. Önemli bir konuşmaydı ve çok güvercin bir konuşmaydı bana sorarsanız. Onu konuşacağız. Ve bir yandan manşete baktığımızda da manşeti piyasa 0.4 bekliyor. Ben 0.3 bekliyorum burayı. Çünkü benim gözümde otomobil sigortalarında ve birkaç kalemde daha daha umlu bir enflasyon gelecek. Yanılabiliriz tabii. Bu da 0.4 gelse de sorun değil. Ama ben 0.3 gibi bekliyorum. Bu durumda yıllık 3.3 gelecek diye düşünüyorum. Yarın gelecek başka önemli veri de perakende satışlar. Yani perakende satışların çok yüksek olmasını da istemiyoruz. Çok kötü olmasını da istemiyoruz. Yine böyle bir 0.4 hedef var burada. Aydan aya artış. Bunu biraz altına gelebilir gibi. Yani aldığım hava Amerika'da geçişin biraz kırıldığı yönünde. 0.3 gelirse sorun olmaz. Ama mesela bu çok kötü gelirse bu sefer de işte tekrar resesyon falan konuşulur. Ama Amerikan tüketicisi bir şekilde tüketme devam ediyor ve en azından enflasyon kadar artış hep oluyor. O yüzden bunda yine 0.3-0.4 civarında bekliyorum. Ve bu çerçevede gelirse enflasyon ve verileri piyasanın yukarı doğru biraz daha yolu var gibi. Bunların çok altında gelirse tabii başka şey olabilir. Üstüne gelebilir mi? Tabii her şey olabilir. Özellikle kira kaleminde ve e, otobüs sigortalarındaki e, hasarlar bizi yorabilir. Onu görmek lazım. Bugün bu arada enteresan bir şey daha öğrendim. Twitter attım buna ilgili. Bu otobüs sigortalarının çok artması sebeplerinden bir tanesi de Amerika'da otomobil hırsızlıklarındaki büyük artışmış. Ee, yıldan yıla yüzde 29, Covid öncesine göre yüzde yüzün üstünde otomobil satışlarında şey hırsızlıklarında artış var. O da tabii polislere yansıyor. Ama yani onların büyük oranda fiyatlandığını düşünüyorum. Bu çerçevede yarın makul bir enflasyon verisi alacağız diye düşünüyorum. Ve burada bir başka önemli konu, Powell amca neler düşünüyor? Şimdi Powell amcanın konuşması izledim. Bugün Hollanda Merkez Bankası ile beraber konuştular. Ve bakın gazete başlıkları burada çok önemlidir. Burada investing.com'un kullandığı başlık şöyle. Powell downplays new need for high. Yani Powell diyor ki faiz yükseltmesine gerek yok. Bunu başta öne çıkarmışlar. Nitekim ben de Pavel'in konuşması dediğimde hakikaten beni şaşırtacak derecede güvercindi. Yani adam bazı kalemlerdeki yüksek enflasyonu görmezden geliyor. Hatta bu hafta bir şey yaptılar. Mesela kahvedeki enflasyonu çıkardılar. Biliyorsunuz kahve, kakao gibi ürünlerde epey yüksek enflasyon var. Onu enflasyon endeksinden çıkardılar. Neden çıkardıkları sebebini bilmiyorum ama hani böyle işlerine gelmeyen kalemine biliyorsunuz hesaptan çıkarabiliyorlar. Fakat bugün pahalılık hakikaten oldukça güvercin. Şimdi neden güvercindi? Birkaç başka anlayış söyleyeyim. Bir tanesi bu üfede gelen veriyi olumlu değerlendirdi. Yani dedi hani böyle mükemmel gelmedi. Biraz karışık şeyler var. Bazı kalemler biraz beklerimizden yüksek ama bizi üzecek bir şey yok dedi. O gayet iyi. İkincisi ürünler, barınma ve barınma dışı hizmetler. Üç tane biliyorsun enflasyon kalemi var. Çok büyük bizi etkileyen. Ürün enflasyonda zaten Amerika'da sorun yok. Deflasyon var. Son raporda giyim dışında hiçbir kalemde enflasyon yoktu ürünlerde. Daha da kötüye gidecek gibi yani orada deflasyonist gidiyor aslında biraz tehlikeli belki de. Non-housing yani e, konut dışı hizmetler işte bu otomobil sigortası oraya giriyor. Bir de konut dedi ki bu üçünün birden yüzde altına gelmesine gerek yok benim için. Bu yine oldukça güvercince ilk defa kullandığı bir söylemdi. Yani bunların ortalamasından biz böyle %2'lere gidiyorsak bizi keser dedi. Yani adam beklentileri gittikçe aşağı doğru indiriyor. Ve e, burada özellikle konut tarafındaki gecikmenin yani enflasyon düşmesinin gecikmesinde farkında olduklarını söyledi. Yani bunlar yine piyasa tarafından güvercince algılanan şeyler. Zaten Powell'ın konuşmasının sonuna doğru epey bir e, borsa yukarı doğru gitmeye başladı. Ve dedi ki Powell yani ilk çeyrekte işte enflasyon beklemize biraz yüksek çıktı ama yani olur öyle şeyler bazen. öyle Olur öyle yol kazaları. İkinci yarıda çok iyi gideceğimizi düşünüyorum dedi. İkinci çeyrekle ilgili bir bile bir şey daha Çok enteresan cümleler seçiyor. Yani yarın enflasyon düşüşü gelmezse, demin dediğim rakamlara enflasyon aşağı yukarı olduğu yerde sayıyor. Yani hafif bir düşüş var gibi gözüküyor en iyi ihtimalle bile. O sorun değil diyor. İki yılın ikinci yarısı düşeceği inanıyorum. Yani önüne bir üç ay daha olumlu konuşabileceği bir süreç almaya çalışıyor. Benim okumam en azından bu yöndeydi. O yüzden dedik yani bir çeyrekteki kötü sonuçlar bizi üzmez. Ve sorulduğunda net olarak şunu söyledi. Faizlerdeki seviyeyi gayet tatmin edici buluyorum. Yeterince kısıtlayıcı bir politika bu. Bir son sonraki faiz kararımızın aynı kalması, sabit kalması veyahut da düşüş olması, artış olmasından daha yüksek ihtimaldir dedi. Ve çok enteresan bir şey daha söyledi. Tam İngilizce size söyleyeceğim. Faizlerin yükselme ihtimali var mı diye sorulduğunda I don't want to give up on that dedi. Yani faiz yükselişi fikrinden tamamen vazgeçmek istemiyorum dedi. Bu vazgeçiyorum demek aslında. Çünkü daha evvel evet gerekirse yükseltiriz diyordu. Şimdi diyor ki tamamen vazgeçmiyorum ben henüz bundan diyor. Yani biraz daha kapıyı hala açık bırakıyor ama temel temelde söylediği şey ben bu işten vazgeçtim diyor. Ve vazgeçmek de zorunda. Neden? Bugün yine enteresan Wall Street Journal'da yayınlanan bir köşe yazısına gitmek istiyorum burada. Ha, şurada pardon Barron's'da. Ee, Joe Light'ın yayınladığı bir makale diyor ki New inflation data could make or break Biden turnaround. Ee, Biden'ın e, çok kötü gidiyor seçimlerde şu anda Biden'ın e, durumu. Geri dönüşünü yeni enflasyon verisi belirleyebilir diyor. Yazı şöyle gidiyor. Diyor ki Trump Amerika'daki swing state state'ler. Swing state'ler şöyle yerler. Her seçimde başka partiye oy verebiliyorlar. Yani cumhuriyetlere veya demokratlara. İşte şimdi Türkiye'de işler biraz değişti ama atıyorum mesela Türkiye'de işte Konya'dan Kayseri'den CHP çıkmaz. Yani belli olmaz ileride. Hani bu seçimde bir şaşırtan konular vardı ama kolay kolay dönmez. Orada İzmir'den de işte AK Parti çıkmaz gibi. Bunlar zaten aşağı yukarı kimin alacağı belli Amerika'da da. Ee, ama swing state'ler her seçimde e, kararını değiştirebiliyorlar ve makale diyor ki buralarda Trump önde. Pennsylvania, Arizona, Georgia Michigan ve Nevada'da önde bir tek. Bu swing state'lerden bir tanesi de Wisconsin'de Biden e önde. Gerisinde hepsi de Trump önde. Ve buralarda önde olan seçimi kazanıyor. Çünkü diğerleri zaten sabit yani. kim oy verecekleri belli. Maviler, kırmızılar orada belli. Bu swing state'lerde iş değişiyor ve oralarda önde diyor Trump. Trump'ın orada önde olmasının temel sebebi olarak da ekonomi ortaya koyuyor. Ya aslında Amerikan ekonomisi bana sorarsan iyi durumda. Yani enflasyon epey yavaşladı. İşsizlik öyle çok kötü değil vesaire. Ama tabii vatandaş öyle düşünmüyor. Vatandaş şöyle düşünüyor. Yani özellikle Covid dönemindeki o bolluktan sonra en son akıllarında o var. Trump var. Trump döneminde düşünsenize ceplerine paralar kondu. Henüz bu ceplere konan paranın enflasyon etkisi yoktu. Yani açıktan para verildi ve enflasyon etkisi yoktu. O yoğun para girişiyle beraber İnsanlar kendilerini çok ciddi bir refah içinde o dönemde görmüşler. İşsiz kalsalar bile. E şimdi o günden bugüne epey bir enflasyon oldu ve pek çok insanın gelir yükselişleri enflasyona yetişmedi. Bir de işte aynı Türkiye'de olduğu gibi. Yani her gün markete gittiğin zaman kendini kötü hissediyorsun. YouTube'da çok yorumu yazan oluyor. Arkadaşlarımız var bizim. Haddin Aşk Kulübü'nde de epey bir arkadaş var. Amerika'dan katılan. Onlar da diyorlar yani restorana gitmek falan bize için bile gözümüzde büyüyor diyor. Yani vatandaş ekonomik olarak zayıfladığını düşünüyor. Cuma günü yayınlanan Michigan Üniversitesi verisinde de yine bu tüketicinin moralinin bozuk oldu ve enflasyonla ilgili beklentilerin epey bozulduğu ortaya çıktı. Yani tüketici bakıyor ya pompada fiyatlar arttı özellikle hatırlayın Ocak Şubat'ta çok artmıştı. Markette fiyatlar kötü. E maaş o kadar artmıyor. İç da Trump'a olumsuz yansıyor. Şimdi bundan dolayı eğer benim düşündüğüm gibi Amerika'nın bürokrasisi yani Merkez Bankası işte bu şey kuruluşları, istatistik kuruluşları bu enflasyon hesaplamalarını yapanlar benim tahminim buradan Trump'ın e, değil de Biden'ın kazanması için ekonomi rahatlatacak şeyler yapacaklar. Yani Amerikan seçmeni bunlar ne etkilenir bilmiyorum. Çok ciddi hasar aldılar aslında son dönemde. Ama yine de e, piyasaların düzeltmek istiyorlar. Amerika'da piyasalar hani biz de hep dolara bakıyoruz ya dolara ne oldu abiyle bakıyoruz. Yani değil bizim piyasalarımız ekonominin nasıl gittiğine dair işaret bize Türkiye'de dolarla karar verilir. Mesela geleneksel olarak Türkler pek hisse senedine bakmazlar. Amerika'da hisse senedine bakılıyor ve hisse senedi fiyatlarında bir yukarı doğru gidiş topluma refah yaratan bir şey aslında. İşte şu anda yaşanan bu e, meme stock rallileri de bence bunun eseri. Şimdi bu çerçevede e, ben olayı şöyle kurguluyorum kafamda. Yarın enflasyon tam istendiği gelmez gibi gelmese bile, diyelim ki biraz daha kötü de geldi. Yine de Powell ve ekibi o veriyi yumuşatma, o verinin içerisindeki olumluyu görme, bugün üretici fiyatları endeksinde yaptıkları gibi eğiliminde olacaklar diye düşünüyorum ee, ve bundan dolayı da önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Elbette yanılabiliriz, umarım yanılmam. Elbette yanılabiliriz ama benim e, piyasa okumam bu şekilde.